STV ekranlarından herkese merhaba. Tarım Çevre Gıda Programı ile karşınızdayız. Programımızın bugünkü konukları Profesör Doktor Gülcan Kınacı ve Profesör Doktor Engin Kınacı. Bugün programımızda pandemi sonrası tarımı ve beslenmeyi ele alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş teşekkür bulduk. Ederiz. Nasılsınız hocam? İyiyiz. Vallahi iyiyiz. Bu kadar ay sonra bir araya geldik yani evet, aynı program içerisinde. Evet, özellikle tabii bu programın önce şeyi sensin. Fikir annesi sensin. Evet, sağ olun. Sana teşekkür ediyoruz. Aybaş Bey'e teşekkür ediyoruz. STV program yönetimine teşekkür ediyoruz. Bütün arkada kameraman ve diğer gruptaki arkadaşlarımız sağ olsunlar. Geçmiş programlar da çok güzel gitmişti. Çok güzel geri dönüşler aldık. Bundan sonra da inşallah yararlı bir program şeklinde gider. Evet, umarım bu sefer ara vermeyiz çok fazla. İnşallah vermeyiz diye düşünüyorum. Yani ben izinli olursa birkaç şey söylemek tabii istiyorum hocam, bu programlarımızla ilgili. Bundan evvel 5 program yapmışız. Evet. İlkini de 23 Ocak'ta başlamışız topraklarımız ve besinlerimiz Hı-hı. diye. Daha sonra Eskişehir'de tahıl tarımı nereye gidiyor demişiz ve Ticaret Borsası'nın başkanı Sayın Ömer Zeydan katılmış. Evet. Sonra 6 Şubat'ta Eskişehir için üretici tüketici birlikteliği programını yapmışız ki bu çok önemli, çok dikkat çekici bir program. Bizim de önemsediğimiz bir programdı zaten. Buna da Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Melih Savaş ve Demir Emek Tüketim Kooperatif Başkanı Azmi Aka, Yaş Meyve ve Sebze Üreticiler Birliği Eskişehir Yıldıran Kılıç katılmış. Sonra 5 Mart'ta yapmışız Ziraat Odaları'nın Eskişehir tarımı için önemi diye. Evet. Bunda da Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Naci Erdemli katılmış. O ara bu COVID meselesi gündeme gelmeye başlamış ama biz 19 Mart'ta son programımız da Yeşil Sakarya Yaş Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Eskişehir için neler üretiyor diye yapmışız ve Sayın Süleyman Buluşan Birlik Başkanı olarak katılmış. Bugün 6. programımız. Covid-19 sonrası tarım ve beslenme ağırlıklı gidiyor. Hepsine teşekkür ediyoruz tabii ki. Ve bu programın özelliği özelde Eskişehir tarımı ama genelde de Eskişehir'e benzeyen ya da örnek alabilecek yerler için de önemli konuların işlenebileceği bir program olarak düşündük ve inşallah da hep öyle gider. İnşallah. Bölge tarımına da değineceğiz tabii. Gündemimizde olan diğer evet. konular. Beslenme, sağlık. Evet hocam ilk soruyla başlayalım isterseniz sizinle. Buyurunuz. Pandemi nedeniyle tarım haliyle çok fazla gündemimize girdi, hayatımıza girdi. Daha çok konuşulmaya başlandı, ilgi arttı insanların organik tarıma, doğal beslenmeye. Bunu neye bağlıyorsunuz siz genel olarak? Neden daha çok sağlıklı beslenmeye yöneldik? Koronanın buna etkisi çok büyük mü? Çok beklenmedik bir anda karşımıza çıktı bu durum. Ve dünyada da insanların hemen hemen hepsinde özellikle gıda maddesi bulma konusunda bir endişe oluşturdu. Hı hı. Çünkü böyle salgınlarda işte kapalı kalmak gerekir, fazla dışarı çıkmamak gerekir gibi hemen bilgiler yayılmaya başlayınca dünyada evet. insanlarda böyle bir korku oldu. Gıda maddesi yeterince bulabilir miyim, ne yapabilirim diye. Ülkelerde de oldu yalnız bu. Ülkeler, bazı ülkeler var dünyada. Tarım ürünleri ihracatında önde gelen ülkeler bunlar. Hı hı. Hemen iç taleplerini güvence altına almak için ihracatlarını da durdurdular. Evet. Ki bunların arasında bizim de bazı yıllarda zaman zaman buğday ithal ettiğimiz mesela Rusya Federasyonu ve Kazakistan da var. Tabii ki bu durumda endişe verici, korku verici bu olayın arkasından
İnsanlar ve ülkeler şunu anladılar bence. Özellikle kendi temel gıda maddeleri olan ürünlerle en çok tükettikleri ürünleri kendi kendine yeter bir şekilde üretmenin ne kadar büyük nimet olduğunu anladılar. Biz yani şükür kendi kendimize birçok üründe yetebilecek durumdaydık. Mesela bizim temel gıda maddemiz ekmek, bunun ürünü de buğday. Ama bazı ülkeler var, onların temel beslenme gıda maddesi mısır, bazı ülkelerinki pirinç, bazı ülkelerin patates, bazı ülkelerin darı. Burada temel gıda maddesi olan ürünlere öncelik vermek kaydıyla ama bunun yanında en çok tüketilen diğer maddeler de var. Şimdi yağ elde etmek istiyorsunuz, ayçiçeği üretiyorsunuz. Baklagiller var, fasulye var, nohut var, mercimek var. Birçok ülkede daha değişik ürünler de var. Demek ki en çok üretilen ürünlerde kendi kendine yetme konusu çok önemli bir konu haline geldi. İlgi çekici ve insanların ilgisini çeken konulardan bir tanesi de bu oldu. Ülkeler de buna önemli dikkat sarf etmeye başladılar. Diğer önemli bir konu da şu, Dünya Sağlık Örgütü de, bütün sağlıkçılar da dediler ki, COVID-19 virüsüne karşı insanı en çok koruyan şey kendi bağışıklık sistemidir. Dolayısıyla kendi bağışıklık sistemini güçlendirebilecek en önemli paydaşların arasında beslenme var. Sağlıklı, doğru ve yeterli beslenme var. Şimdi bu ikisi birden devreye girince insanların ve ülkelerin ilgisini daha çok tarıma çekmeye başladı. Bağlantılı konular zaten. Evet. Ne kadar doğal beslenirsek o kadar sağlıklı bir hayat sürebiliyoruz. Haliyle bağışıklık sistemimizin de güçlü olması gerekiyor. Hocam siz bağışıklık sistemi hakkında genel olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi Engin hocanızın söylediği gibi bağışıklık sistemi koronavirüsün dünyada yayılmaya başlamasıyla birlikte çok gündeme gelmeye başladı. Tabii ki bağışıklık sistemi insanların koronavirüs gibi virüslere, bakterilere ve çeşitli mantarlara ve etrafımızda bulunan diğer organizmalara karşı gösterdiği vücudumuzun savunma gücü oluyor. Ve bağışıklık sistemi çok ilginç. Vücudumuzdaki bazen ölen hücrelerin dışarıya atılmasına yardımcı oluyor. Stresle, yanlış beslenmeyle vücudumuzda oluşan kötü maddeleri, atıkları vücudumuzdan temizliyor. Yani vücudumuzu her türlü etmene karşı bağışıklık sistemi koruyan bir sistem. Güçlü çalışırsa, iyi olursa, yani dengede kalırsa bağışıklığımız devam ediyor. Hastalıklara karşı yakalanmıyoruz, daha güçlü oluyoruz. Ama zayıf olursa hemen hastalıklara yakalanıyoruz. Ama bağışıklık sisteminde ilginç bir yapı var. Yani bağışıklık sistemini ne çok yüksek tutmalısınız ne çok az tutmalısınız. Yani bağışıklık sistemi vücudumuzda dengeli olması gereken bir sistem. Çünkü azı ve fazlası vücudumuzdaki çeşitli hastalıkların neden olduğu araştırmalarla bunlar belirtiliyor ve söyleniliyor. Hep insanlarda da bu olaylar gözlemleniyor. O yüzden dengeli bir bağışıklık sistemi insan için çok önemli oluyor. Ve bağışıklık sistemimizin sağlam korunmasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi kan akımımız. Yani kanımızdaki bulunan beyaz hücreler adını verdiğimiz akyuvar hücreleri, bunlar da çok çok etkili bakterilere, virüslere, mantarlara karşı bu sistemimiz savaşarak bizim bağışıklığımızı koruyor. Bu bağışıklığın da tabii korunması, bu kan hücrelerimizin beslenmesi için bütün besinlere ihtiyacımız var. Ama tabii ki bazı besinlere çok daha fazla ihtiyacımız var. Hangi besinler mesela hocam? Güçlendirmek ve dengede tutmak için bağışıklık sistemini daha çok hangilerini tüketmeliyiz veya hangilerinden uzak durmalıyız? Şimdi bunu Ayşegül Hanım 3 gruba ayırabiliriz. Birisi proteinler. Proteinler çok önemli rol oynuyor bağışıklık sistemimizin güçlü olmasında. Diğeri vitaminler ve mineraller. Bunların hepsinin bağışıklık sistemimizde ayrı bir yeri var. Bunlar zaten ayrı ayrı düşünmemiz mümkün değil.
proteinler, vitaminler, mineraller iç içe, yani vücudumuzla birlikte etkileşim göstererek bağışıklık sistemimizin güçlülüğünü sağlıyorlar. Mesela bunlardan en önemli besin grubu proteinler. Proteinler bir amino asit zincirinden oluşuyor ve 20 tane amino asit var proteinleri oluşturan, farklı proteinleri oluşturuyor. Ve bu amino asitlerden mutlaka 8 tanesini vücudumuz üretemiyor. Bunları mutlaka besinlerle, gıdalarla almamız gerekiyor. Bazı yayınlarda 9 tane olduğunu söylüyorlar. Ama 8 ile 9 arasında değişen mutlak gerekli olan amino asitlere ihtiyacımız var. Ve şunu unutmamamız lazım. Her amino asitin vücudumuzdaki işlevi birbirinden çok çok farklı ve birbirleriyle etkileşerek bizim bağışıklık sistemimizin güçlü olmasını sağlıyorlar. Kimisi mesela amino asitlerden antikor üretiyor. Yani hastalıklara karşı bizi koruyor. Kimisi duygusal sistemlerimizi, duygu dünyamızı yönlendiriyor. Kimisi uykumuzu yönlendiriyor, kimisi yaralarımızı iyileştiriyor, kimisi de bağışıklığımızı güçlendiriyor. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman sağlıklı bir bünyeye sahip olmuş oluyoruz. Tabii ki proteinleri gıdalardan almamız gerekiyor ve en iyi protein kaynağımız hayvansal gıdalar. Yani proteinler dediğimiz zaman şunlar aklımıza geliyor hayvansal gıdalardan: et, süt, yumurta. Bu üçlü hep ilk başta aklımıza geliyor. Etlerden kırmızı etler var, beyaz etler var. Bunların hangisi olursa olsun, ister kırmızı et olsun, ister beyaz et olsun, demin bahsettiğim 8 tane amino asiti tam miktarda almamızı sağlıyorlar. Vücudumuzu bu şekilde daha güçlü tutuyorlar. Bunların yanında bu kırmızı ve beyaz etin hayvanlarından arta kalan şeyleri var, organları var. Böbrekler, karaciğerler, işte diğer hayvanlarımızın başları, ayakları, bunları da biz beslenmemizde kullanıyoruz. Bunları hatta sakatatlar diye adlandırıyoruz. Sakatatlar da çok iyi bir protein kaynağı. Özellikle şeyde bunlardan ayrı olarak da, kırmızı ve beyaz etten ayrı olarak da bir de bağışıklığımızı güçlendiren, aslında her tarafımız denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz ama balık var. Balık hem sindirilmesi kolay, hem omega 3 yağ asitlerince bağışıklığı güçlendiren zengin, hem de fosfor ve iyot içeriyor. Gerek kırmızı et, gerek beyaz ette ise bunlar, yani bunlara ilave olarak şeyde, balıkta fosfor, iyot bulunuyor. Ama kırmızı ve beyaz ette bağışıklığımızı güçlendiren A, B6, B9, B12, özellikle B12 eksikliği ülkemizde çok yaygın gözüküyor. B12 evet. Vitamini, bunun haricinde bağışıklığı güçlendiren minerallerden de çinko, magnezyum ve selenyum gibi, özellikle sakatatlarda selenyum yoğun olarak bulunuyor. Bu mineraller bulunuyor. Yani aslında demin söylediğim gibi bağışıklık tek başına bir sistem değil. Mesela proteinlerle birlikte vitamin ve mineraller de bir arada olduğu zaman bağışıklığımız daha güçlü bir hale geliyor. Tabii süt ve süt ürünleri bağışıklığımızı güçlendirmede en ucuz ve en uygun kaynaklarımızdan bir tanesi. Yumurta bunların içerisinde yer alıyor. Yumurta kendisi kadar protein değeri içeriyor ve vücudumuzdaki gerek sarısı gerek beyazının ikisinin de farklı faydaları var. Yani bütün olarak tükettiğimiz zaman bir yumurtadan da yeterince günlük hayvansal protein ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Hayvansal proteinler böyle, yani hayvansal proteinleri aldığımız zaman vücut bunu hemen kullanmaya başlıyor. Ama bitkisel proteinlerimiz de var. Özellikle vejetaryen olanlar için bitkisel proteinler çok önemli oluyor. Bunlar baklagiller diye adlandırdığımız grup. Fasulye, nohut, mercimek hepsi bu proteinleri içeriyor. Yalnız bu proteinlerin hayvansal proteinlerden tek farklı yönü var. Hayvansal proteinleri vücudumuz alıp hemen kullanırken bitkisel proteinleri belli bir süreçten, işlemden sonra ancak kullanabiliyor ve faydalılığı diğer hayvansal proteinler kadar vücudumuza yararlılığı yüksek değil. Ama gene de kullandığımız zaman protein ihtiyacını karşılıyor. Peki birbirlerinin yerini tutabiliyor mu hocam hayvansal ve bitkisel proteinler? Özellikle vejetaryenler bazen
takviye almak zorunda kalıyor vitamin özellikle. Belli hastalıklara neden oluyor bu eksiklikler. Evet. Siz ne dersiniz? Şimdi birbirlerinin yerini tutması çok zor Ayşegül Hanım. Çünkü demin bahsettim mesela 8 tane amino asit var. Bu amino asitleri hayvansal gıdalardan alabiliyor. Ama vejetaryenlerden 2 tür var biliyorsunuz. Vejetaryenler ve veganlar var. Evet. Veganlar birazcık daha katı olanlar, yani sadece bitkisel proteinlerle, bitkisel ürünlerle besleniyorlar. Vejetaryenler daha esnekler, onlar balık, süt, işte yumurta gibi ürünleri tüketebiliyorlar. Buna baktığımız zaman vejetaryenlerin çok daha şanslı olduğunu görüyoruz. Ama bu koronavirüs dönemi bize şunu gösterdi ki tek yönlü beslenme diyoruz bunlara. Tek yönlü beslenmeler hep virüslere ve bağışıklık sistemimize kötü olan beslenme tarzları. Onun için hayatımızda mutlaka bu bütün ürünleri bir arada kullanmamız gerekiyor. Özellikle baklagillerde şuna dikkat etmemiz lazım. Mesela bir nohut fasulye pişirdiğimiz zaman yanına biz zaten pilav yaparız, bulgur pilavı yaparız. Evet. Ya da mercimekli bulgur pilavı yaparız. Bunu yapmamızın nedeni bazı amino asitler baklagillerde yoklar. Yani şey gibi de zengin değiller. Bunlar kırmızı et ya da beyaz et gibi zengin değiller. Bu yok olan amino asitleri biz pirinçle, işte yediğimiz yanındaki ekmekle ya da bulgur pilavıyla o amino asitleri dengelemiş veya mısır ekmeğiyle karşılamış oluyoruz. Yani böylelikle bir denge, bir bütünlük oluşturmuş oluyoruz. Ama hayvansal gıdalarda hemen yediğiniz zaman bütün amino asitleri almış oluyorsunuz. Yalnız her iki protein grubu da yani gerekse hayvansal gerekse bitkisel grupta dikkat edeceğimiz konu bunları tüketirken yanında C vitaminlerince zengin işte bir meyve, bir sebze tabağı ya da bir limonata, gazlı içecekler değil. Çünkü gazlı içecekler zararlı olan ürünler. Ve özellikle hanımlarda yaşı ilerledikçe kemik erimesine neden olabiliyorlar. İnsülin direncine neden olabiliyorlar. O yüzden gazlı içecekler yerine eski geleneklerimizde olan hoşaf, komposto, şerbetler gibi şeylerle birlikte tüketilirse bunların vücudumuza yarayışlılığı daha artıyor. Bir de bağışıklığımızı güçlendiren ikinci grup olduğundan bahsetmiştim. Bunlar vitaminler. Vitaminler dediğimiz zaman vitaminler A'dan Z'ye kadar çok farklı vitaminler verilmiş. Dünyada ilk bulunan vitamine A denmiş. Ondan sonra artık nasıl olsa harflendirme yapıyoruz diye Z'ye kadar gitmişler. Bu vitaminlerde bazıları var bağışıklık sistemimizde direkt katkısı olan. Bunlar A, B6, B9, B12, demin etlerde de bunu saydık. C vitamini, D vitamini ve E vitamini bağışıklık sistemimizi güçlendirmede en etkili olan vitaminler olarak belirlenmiş. A vitaminine baktığımız zaman A vitamini yağda çözünen bir vitamin. Üst solunum yolları enfeksiyonlarını iyileştirmede çok etkili, bağışıklığımızı güçlendirmede etkili. Bunun yanında cilt, saç ve göz sağlığımızda önemli olan bir rol oynayan bir vitamin. A vitaminine baktığımız zaman bu dönemde çoğu sebze meyvelerimizde A vitamininin olduğunu görüyoruz. Örneğin yeşil renkli sebzelerden pazı, ıspanak biliyorsunuz, lahana, karnabahar bunların hepsinde A vitamini oldukça yoğun olarak bulunuyor. Bunun haricinde de sarı ve turuncu diye adlandırıyoruz. Bu vitamin 3 renkte de oluyor, beyaz renkte de oluyor. Karnabaharda mesela lahanada da bulunuyor. Bunun haricinde işte bal kabağı, havuç gibi sebzelerde de A vitamini bulunuyor. Ama hayvansal ürünlerde dersek, hayvansal ürünlerde demin bahsettiğim kırmızı ette, karaciğerde, diğer yumurtada, sütte A vitamini de yoğun olarak bulunuyor. B6 vitamini çok önemli. Çoğunlukla mesela biz kansızlık hissettiğimiz zaman ilk aklımıza demir geliyor, demir eksikliği geliyor ama kan oranımızın artırılmasında demir minerali demir minerali ile beraber B6, B9 ve B12 vitaminleri de rol oynuyor. Yani bunların herhangi birinin eksikliği
demirin alınmasını engelleyebiliyor. Mesela C vitamini alırsanız demirin alımı daha artıyor. İşte bu yüzden B6 mesela kan hücreleri yapımında, vücudumuzda işte bu virüsle birlikte mukozaların çok önemli olduğu çıktı. Mukozaların onarılmasında, antikor üretiminde etkili bir vitamin oluyor. Bu ne yazık ki mesela şimdi biz beyaz ekmek tüketiyoruz daha çok. Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek tüketmiş olsak ya da tam buğday ekmeği tüketmiş olsak bu B6'yı almış olacağız. B6 bitkisel kaynaklarda en çok mesela buğdayın kepeğinde, bezelyede, baklagillerden börülcede. Bizim yörede börülce biraz az tüketiliyor. Ege yöresinde evet, daha çok tüketiliyor. Bezelyede, börülcede, bamyada, fıstıkta, yer fıstığında ve baktığımız zaman yer fıstığında çoğu vitamin ve mineralin çok yoğun olduğunu görüyoruz. Bunlar da bulunuyor ama tabii ki B6 kaynağı olarak demin saydığımız hayvansal proteinler de çok önemli rol oynuyor. Bir de B9 vitamini bağışıklığımızın güçlenmesinde önemli olan vitaminlerden bir tanesi. Biz buna folik asit diye de adlandırıyoruz. Genellikle işte hamilelik dönemi başlamadan önce hanımlara 3 ay önceden verilmeye başlayan bir vitamin. Ama yaşınız ilerledikçe özellikle spor yapıyorsanız, büyüme çağındaysanız, kemik gelişiminizi desteklemek istiyorsanız o zaman B9'a ihtiyacınız oluyor. B9 yönünden bu kış mevsimi çok zengin bir mevsim. Ispanak, pazı, baklagiller, demin bahsettik baklagillerin tümünde ve portakalda folik asit oldukça yüklü olarak bulunuyor. Yani bunları bu şekilde bitkisel ürünlerle de folik asiti karşılamamız mümkün oluyor. Ama en önemlisi B12. Çünkü bizim ülkemizdeki insanlarımızın çoğunda B12 eksikliği az et ve et ürünleri tüketiminden dolayı. Çünkü B12 sadece et ve et ürünlerinden, yumurtadan alabiliyoruz. Et dışında alamıyoruz yani B12. Hayır, alamıyoruz. O yüzden B12 vitaminini alamadığımız için de ülkemizde çok eksikliği gözüküyor ve bu ilerleyen yaşlarda bağışıklık sistemimizi düşürmekle kalmıyor. Onun yanında işte Alzheimer gibi, Parkinson gibi çağımızın rahatsızlıklarının da artmasında B9 bunların hepsi tabii birleşik olarak katkıda bulunuyorlar. C vitamini bu dönem için çok önemli. Özellikle virüs döneminde ve kışın nezle gribe yakalanmamamız evet. için bağışıklık sistemimiz güçlü bir antioksidan çünkü. Ama antioksidan olmasının yanında vücudumuzda kolajen üretiyor. Kolajen kemik, kas, sinirlerimizi bir arada tutan bir madde. Biz hanımlar olarak mesela reklamlardan şunu anlıyoruz. İşte kolajen sadece cildimizi güzelleştirir. Aslında değil, kolajen vücudumuzun bütün şeylerinde, organlarında yayılmış vaziyette, kaslarımızda var. Kemik dokularımızın arasında var. Yani kolajensiz bir hayat sürmemiz mümkün değil. Tabii ki bunun yapımını da C vitamini destekliyor. C vitamini söylememize gerek yok. C vitamini bu dönemdeki artık portakal, turunçgiller diye adlandırdığımız yeşil yapraklı sebzelerin hepsinde bulunuyor. Şunu unutmamak lazım. Mevsimlerdeki sebze ve meyveler sizin sağlığınızı koruyucu şekilde size yollanmış. Yani o dönemde üretiyorsunuz ve o dönemdeki hastalıklara karşı sizleri koruyorlar. Bunların arasında D vitamini çok önemli. D vitamini eksikliğimiz de çok yüksek. Çünkü pek fazla güneş sevmiyoruz. Bu da güneş vitamini diye kimileri adlandırıyor D vitamini. Bağışıklığımızda da çok önemli. Aslında D vitamini vücudumuz güneşe çıktığımız zaman mesela yağlı yiyecekler de yersek D vitaminini çok rahatlıkla kendi vücudumuzda dönüştürebiliyor. Ama tabii bunda işte kollarımızın, bacaklarımızın belli bir açıklıkta kalması, belli saatlerde güneşe maruz kalmamız gerekiyor. Ama D vitamininin en önemli etkisi bağışıklık sistemimizi güçlendirmede. D vitaminini tereyağından, mantardan, yumurtadan, balık en önemli kaynaklarından bir tanesi. Balıktan rahatlıkla ya da güneşten çok rahatlıkla alabiliyoruz. Son bir vitaminimiz var, özel yeri sahip olan. Bu da E vitamini. E vitamini yağlı ürünlerde daha çok bulunuyor. Ve işte bitkisel yağlarda, yağlı tohumlar diye adlandırdığımız yer fıstığı, fındık fıstık, bademde,
susamda, tayinde en ucuz kaynaklardan bir tanesi susam. Evet. Susamda, tayinde ve buğdayın rüşeğimi diye adlandırdığımız hani yeni kısmını oluşturan, ara sıra mesela beslenmemize rüşeğimli ekmek koyarsak E vitaminini alımını artırıyoruz. E vitamini biraz sonra da söyleyeceğim. Selenyum minerali ile birlikte çalışıyor. Yani E vitamini mesela aldığınız zaman D vitamini de alırsanız, selenyum da alırsanız vücudunuza yarayışlılığı daha da artırmış oluyorsunuz. Mineraller çok önemli. Mineralleri hani vitaminleri yediğimiz besinlerle alabiliyoruz ama mineralleri de bazı besinlerle alıyoruz ve bazı mineraller, çok mineral var. Bu mineraller bazı eksiklikleri bazı nedenlerle ortaya çıkıyor. Örneğin diyet yapıyorsanız, tek yönlü besleniyorsanız, demin söyledik. Diyelim bazı hastalıklara sahipseniz, idrar söktürücü ilaçlar alıyorsanız, çok terliyorsanız, sık sık ishal oluyorsanız, büyüme gelişme çağındaysanız, hamileyseniz ya da emziriyorsanız çocuğunuzu, özellikle yaşlılarda mineral eksikliklerini çok daha fazla görüyoruz. Hı hı. Ve bu eksiklikler bağışıklığımızın düşmesine neden oluyor. Bunlardan bir tanesi çinko. Çinko bizim özellikle topraklarımızda kalsiyum fazla olduğu için yetişen bitkilerde de az bulunuyor. Bazı bitkiler bunu yoğun olarak taşıyorlar. Çinko bağışıklığımızın güçlenmesinin yanında çeşitli hormon ve enzimlerimizde de rol oynuyor. Yaralarımızın iyileşmesinde, saçımızın güzel olmasında. Yani çinko dediğimiz zaman vücudumuzun başından sonuna kadar bütün sağlığımızı ilgilendiren bir mineral. Bu mineralde daha çok et ürünlerinden, demin bahsettik sakatatlardan, baklagillerden kuru fasulyede, mercimekte çok yoğun olarak bulunuyor. Ve tabii onun yanında başka mineraller de var. Mercimekte, kuru fasulyede ve kuru meyvelerde, özellikle incirde ve kuru üzümde ya da diğer kuru meyvelerde. Çünkü meyveler kurumaya başladığı zaman vitamin içeriği bir miktar azalıyor ama mineral içeriği meyvelerin artmaya başlıyor. Bunlardan çinkoyu rahatlıkla alabiliyoruz. Diğer ikinci bağışıklıkta önemli olan mineralimiz selenyum. Selenyum vücudumuzdaki kötü hücreleri atmada etkili. Antioksidan ve bu çağımızın en büyük hastalığı, yani hava kirliliğinden alıyoruz, bunu topraktan alıyoruz. Çinko, kadmiyum, alüminyum gibi ağır metallerin vücudumuzdan atılmasında etkili oluyor. Bunlar da çünkü birikimi vücudumuzda bazı ilerleyen yaşlarda rahatsızlıklara neden olabiliyor. Selenyumun en iyi kaynağı sarımsak. Sarımsağı etkili bir şekilde kullanmak istiyorsak azıcık tuzla dövüp, işte içerisindeki şeyi söyleyin şuna, birazcık da yağ ekleyip o selenyumun etkinliğini E vitaminiyle arttırıp eğer sarımsağı tüketirsek iyi bir selenyum kaynağı elde etmiş oluyoruz. Onun haricinde elma sirkesi, bu dönemde çok rahatlıkla yapabileceğimiz. Evet. Elma sirkesi, mantar ve sakatatlar iyi bir selenyum kaynağı oluyor. Ama bağışıklık döneminde eve kapanmaktan dolayı hepimiz strese girmeye başladık. İnsanlarla diyalogumuz yok, sıkıntıya düşüyoruz. Onda da o zaman bizi rahatlatıcı ve gevşetici bir minerale ihtiyacımız oluyor ki işte bu mineral magnezyum. Magnezyumu da en kolay bulabileceğimiz kaynak kakao, bitter çikolata. Çünkü hani nasıl çikolata yediğimiz zaman kendimizi mutlu hissediyoruz, evet, ya işte bu yüzden muz, bir avuç kabak çekirdeği, bir avuç ay çekirdeğinden magnezyum ihtiyacımızı rahatlıkla karşılayabiliyoruz. Yani aradığımız her şey aslında besinlerde var. Hepsini, evet, de mevsimine göre tüketmemiz gerekiyor. Mevsimine göre ve dengeli olarak tüketmemiz gerekiyor. Ne fazla ne az. Peki hocam, bağışıklık sistemimizi azaltan nedenler neler? Yani gerileme yolları var mı? Yani, evet, vücudumuzun direnci hangi besinler nedeniyle zayıflar? Zayıflar. Evet. Evet. Şimdi bağışıklığımızı azaltan en önemli şeylerin başında şeker geliyor.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir kişinin normalde şeker tüketimi 6 çay kaşığı. Bir günlük. Günlük değil mi? Evet. Biz şimdi özellikle koşturmaca, sıkıntı, işte besinlerimizi hızlı hazırlamamız dolayısıyla daha çok işte eve gittiğimiz zaman daha yağlı, şekerli besinlere daha ağırlık veriyoruz. Yağlı, şekerli besinler bağışıklık sistemimizi düşürüyor ama şekerli besinlerin bağışıklık sistemimizi düşürmede ve diğer hastalıkları daha çok etkilemede önemli bir rolü var. Düşünün bir 6 çay kaşığı şekeri, biz çok çay içen bir toplumuz. Öyle oldu mu, normalde bir küp şeker atıyorsanız günlük şeker ihtiyacınızı sadece çayla bile karşılayabiliyorsunuz. Ama bunun yanında işte hepimiz atıştırmalıkları seviyoruz, o şekeri de alırsak bağışıklık sistemimiz zayıflıyor. Bu şeker yerine daha çok işte kuru meyveden alacağımız şekerler, meyvelerden alacağımız şekerler ya da bu ağır işte baklava gibi. Mesela bir dilim baklava yediğiniz zaman 4 kaşık şeker almış oluyorsunuz. 4 çay kaşığı. Yani neredeyse bir günlük ihtiyacınızın %75 gibi bir oranını karşılamış oluyorsunuz. O zaman bunu daha sağlıklı hale getirebilmemiz için örneğin sütlü yulaflı tatlılar yapabiliriz. Hafif dediğimiz tatlılar. Çünkü yulafı bazen bilerek söyledim. Mesela biz genellikle süttacı süt ve pirinçle yaparız. Ama yulafın şöyle bir etkisi var. Yulaf beta glukan içeriyor. Bu bir kompleks şeker. Bağırsaklarımızdaki bakteriler özellikle bağırsaklarımızı ikinci beyin diye adlandırıyoruz. Hı hı. Faydalı bakteriler, özellikle faydalı bakterilerin yüksek olması bağışıklığımızı yüksek tutuyor. Bu faydalı bakteriler özellikle seviyorlar, beta-glukanı seviyorlar. Bu çoklu bir şeker grubu. İşte bunları besleyebilmemiz için mesela sütlü, yulaflı, içerisini meyvelerle zenginleştirdiğimiz bir sütlü tatlı, kakaolu bir tatlı, çünkü o bizim rahatlamamızı, stresimizi atmamızı da sağlayacak. Bir tatlı çok daha sağlıklı olacaktır. Şeker de bağışıklık sistemi gibi dengede olması gereken bir konu. Yani vücudumuzu hiç almayalım dersek o da çok yanlış olur. Çünkü beynimizin çalışması ve bağırsaklarımızdaki faydalı, özellikle bağışıklığımızı yükselten faydalı bakterilerin çalışması için belli bir miktarda şekere ihtiyacımız tabii ki var. Onun haricinde ağır yiyecekler, tek yönlü beslenmeler, bunlar da bağışıklık sistemimizi düşüren en önemli konular arasında yer alıyor. Anladım. Hocam peki bunu tarıma bağlarsak mesela şu an daha çok hangi besinleri almamız lazım Eskişehir genelinde? Şimdi ben demin can şeylerden bahsederken, mineraller konusundan bahsederken özellikle ağır metallerden bahsetti. Hani o da zararlı olabilecek şeyler diye. Aklıma geldi. Mesela biz gübrelerle topraklarımıza ağır metal yükleyebiliyoruz. Kadmiyum. Evet. Şimdi bunların belli şeyleri var, miktarları var. Olması gerekenin şeyleri belli. Standartlar belli. Ancak gözlemler ve değişik insanların verdiği bilgilere göre bu şeyler aşılıyor. Konulan standartların üzerinde bazı ağır metaller oluyor. Çok geniş alanlarda, çok yüksek miktarda kullandığımız bazı gübrelerde mesela kadmiyum ekliyoruz topraklarımıza. Bunlar da zararlı. İşte kanserojen mesela, bu tür şeyler. Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Eskişehir'de hangilerinden alabiliriz? Eskişehir çok şanslı bir il esasında. Biz hem suluda hem kuruda birbirinden farklı özellikte ürünleri yetiştirebiliyoruz. Sebzeler, meyveler, tahıllar, baklagiller, yağ bitkileri, ne istersek var Eskişehir'de esasında. Hepsini yapabiliriz. Hatta demin programın başında söyledik ya, üretici-tüketici işbirliği diye özellikle bu yaş meyve sebze birliklerinin ve kooperatiflerin bir araya getirilmesi diye. İnsanların sağlıklı beslenebilmesi için gerekli olan bütün bu şeyler, ürünlerin
doğrudan doğruya üreticiden tüketiciye ulaşmasında kooperatiflerin mesela çok önemli rolü var. Bunun üzerinde de duracağız. Biz bu bakımdan Eskişehirliler olarak gerçekten şanslıyız. Ancak doğru ürünü doğru bir şekilde hem pişirmede belki etkili olabilir. Evet. Pişirmesi bile etkili bazı ürünleri ya da tüketimi etkili. Birlikte tüketirken. Birini fazla öbürünü az tüketerek de belki dengeleri bozuyoruz. Bir de her önüne gelen değişik diyet şeyleri veriyor, programları veriyor. Temel ürünlerimizin yanında bizi takviye edici, demin Gülcan'ın da söylediği ürünleri alırsak, doğrusu sadece bugünün COVID-19 meselesi değil bu. Demin sen de söyledin, sağlıklı kalabilmemiz için gerekli olan beslenmeyi yapmamız gerekiyor. Evet. Sağlıklılık, bugün virüs gelir salgın olarak, yarın başka bir şey gelebilir. Dünyada pek çok değişik şeyler çıkabiliyor karşımıza. O nedenden dolayı sağlıklı beslenmenin bütün faktörlerini, bir de öyle pahalı bir şey değil sağlıklı beslenmek. Demin bahsetti ya, lahana dedi, pırasa dedi, kabak dedi, bal kabağı dedi. Bakın mesela bal kabağının ben çorbasını ve şeyini çok seviyorum. Evet, çok da bilinmiyor ama yani bazı, yani yöresel olduğu için bazı yiyecekler, yemekler. Yani mesela daha çok ben tatlı olarak biliyorum. Kabağı değil mi? Bal kabağı. Evet, yani bizden tarafta çok çorbasını falan yapmayız. Vallahi mücveri bile o kadar güzel oluyor ki lezzetli oluyor. Ve çorbası çok lezzetli. Bal çorbası ve mücveri. Yani, işte böreği, A vitamini. Böreğini yapabilirsiniz. Müthiş bir A vitamini kaynağı. Aynı zamanda mineralleri de içiyor. Bal kabağını dışını kullandıktan sonra çekirdeklerini şöyle bir fırında kavurup bal kabağı çekirdeğindeki birçok magnezyum gibi, çinko gibi birçok mineralden de faydalanmamız mümkün. Yani her şeyle sağlıklı bir. Evet. Yalnız şöyle bir şey de var bazılarında ilginç. Bizim topraklarımızın durumu ve üretim şekillerimizin de etkisi büyük. Mesela Orta Anadolu'da birçok yerde, doğuda da bunlar var. Yufka yapılır. Kış boyunca yemek için. Kışa girmeden evvel bir sürü yufka yapılır değil mi? Evet, saklanır evet. Böyle kurtulur, saklanır ve yenir. Ve bunu daha çok mayasız hamurdan yaparlar. Mayasız hamurdan yapılan yufkadan doğru düzgün besin maddesi alınamıyor. Çinko alınamıyor mesela. Çinko alınamıyor. En basit. Engin hocanız onu söyleyince ben aslında unuttuğum bir konu var. O aklıma geldi bir anda. Probiyotikler çok önemli yaşantımızda. Hani demin bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilerin artmasının çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Mesela ekşi mayalı ekmek tüketimi, bu bakterileri artırmamız gerekiyor sayılarını. Bu da çok kolay, çok pahalı bir yöntem değil. Hani gidip işte o probiyotik haplarına o kadar para vermemiz gerekmiyor. Bu dönemde Eskişehir'in geleneksel içeceği geliyor. Artık bozamız var, evet. Şalgam suyu var, turşularımız var, rengarenk kurduğumuz farklı turşularım. Çünkü her birinin insana faydası birbirinden çok daha farklı. Demin söylediğim şalgam suyu var, yoğurt var, kefir var. Kefir unutuyoruz. Kefir koronavirüs döneminde de bağırsaklarımızdaki faydalı bakterileri artıran en önemli içeceklerden bir tanesi. Yoğurdumuz var, ayranımız var. Bunları eğer kullanırsak, bağırsaklarımızdaki faydalı bakterileri artırarak ekşi maya da kullanırsak, o zaman bağışıklığımızı daha güçlü bir hale getiriyoruz. Ve demin Engin hocanızın söylediği gibi çinko gibi, magnezyum gibi, pek çok selenyum gibi pek çok minerali de alma şansına sahip oluyoruz. Ama tabii başta çinko. Evet, en önemlisi. Topraklarımızın durumunu tam olarak bilmeden ve geliştirmeden evvel biz sanki o toprakta yetişen herhangi bir besinde, diyor ki mesela birisi çıkıyor, İşte domateste bilmem ne var, minerali var. Bu çok yararlı diyor. Ancak domateste o mineralin olması için toprakta o mineralin olması lazım. Domatesin onu kökleriyle alıp meyvesine yerleştirmesi lazım. Ya o toprakta o yoksa? Hepsi birbiriyle bağlantılı. O zaman var zannettiğiniz şey yok. Evet. Özellikle mineraller tabii ki kesinlikle yapılamayan, insan vücudu tarafından yapılamayan ve mutlak surette dışarıdan alınması gerekli şeyler. Toprağınızda var da bitki bunu alabiliyorsa ne âlâ. Ama mesela çinko ile demir. Ne yapacağız peki hocam? Yani... Şimdi ilginç bir şey söyleyeyim. Tabii o bizim alanımıza girecek. Birazdan konuşacağız.
Mesela çinko ile demir. Şimdi toprakta eğer kireç varsa, o kalsiyumda bahsettiğimiz şey, o kireç atılan gübredeki fosforu tutuyor. Bırakmıyor, bitkiye versin çoğunu. Fosfor çinkoyu tutuyor, bırakmıyor. Çinko da demiri tutuyor. O da onu bırakmıyor. O zaman ne çinkoyu, ne demiri, ne şeyi, fosforu alamıyorsunuz o topraktan. Alınabilmesi için mutlak surette buna uygun üretim tekniklerini kullanmamız gerekiyor. Topraklarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bunu inşallah ilerideki programlarımızda daha geniş olarak bir konuşalım. Peki hocam, sağlıklı beslenmemiz için sağlıklı şeyler tüketmemiz gerekiyor dedik. Güçlü bağışıklık sistemine sahip olmamız için en önemli şey besin kaynakları dedik. Peki ülke olarak yeterli miktarda ve kaliteli üretebilme potansiyelimiz var mı? Şimdi hemen söyleyeyim. Özellikle bizim temel gıda olarak kullandığımız işte undan yapılmış mamuller, ekmek başta olmak üzere ki bizim temel gıdamız bu. Buğdayımız. Bu konuda hiç problemimiz yok. Potansiyelimiz yüksek. Baklagiller potansiyelimiz yüksek. Yağlı bitkiler potansiyelimiz yüksek. Ama bu potansiyeli doğru kullanıp kullanmadığımız çok önemli. Şimdi TÜİK'in 2020 verileri var. Hı hı. Bizim şu andaki nüfusumuz 83 milyon 150 küsur bin falan civarında. Evet. Ve binde 13.9 nüfus artış hızımız var. Bu bize gelecek sene 1 milyondan daha fazla sayıda yeni boğaz ekleyecek demektir nüfusumuza. Bütün bunları besleyebilmemiz ve sağlıklı besleyebilmemiz için özellikle yetiştirme tekniklerimize ve topraklarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki bunları nasıl şey yapacağız, besleyeceğiz? Potansiyelimiz var birçok yerde ama biz mesela dedik ki buğday bizim temel gıdamız ve potansiyelimiz yüksek. Dünyanın en çok buğday üreten ülkelerinden biriyiz. Ve kendi nüfusumuza yetecek kişilerin kullandığı miktarda buğdayı da üretebiliyoruz. Ancak buğday ithal ediyoruz. Evet, neden buğday ithal ediyoruz? Biz dünyanın birçok ülkesine, 150'nin üzerinde ülkesine un ve makarna satıyoruz. Un ve makarna da değişik ülkeler değişik şeyler istiyorlar, bekliyorlar. Bizim bu değişiklikleri karşılamamız için gereken kalitede ürünümüz yeterli değil. O ürünü ithal etmek zorunda kalıyoruz ve biz buğday ithal ediyoruz. Türkiye'de işliyoruz ve re-export diye dışarıya satmaya çalışıyoruz. Neden bu kalitede ürün yetiştiremiyoruz? İşte kaliteli ürün yetiştirmemiz için toprakta bütün bahsettiğimiz maddeleri sağlayacak ürünlerin bulunması lazım. Şimdi ürünler nerede yetişecek? Toprakta. Ama kim yetiştirecek bunları? Üreticiler yetiştirecek. Biz üretim diyoruz, yeterli gıda var mı diyoruz. Olması için üretilmesi lazım. Kim üretecek? Üretici üretecek. Evet. Şimdi üreticinin bir ürünü üretebilmesi için girdilere ihtiyaç var. Ne bunlar? Şimdi en önemlilerini sayalım. Önce enerji, akaryakıt ve elektrik. Ondan sonra gübre. Daha sonra kimyasal ilaçlar, bu yabancı otlara, zararlılara falan karşı kullandıkları. Arkasından su. Bunun gibi bütün girdiler eğer ki bunların büyük bir çoğunluğunu biz ithal ediyoruz bu girdilerin. Fiyatları yüksek olduğu takdirde ve üretici eğer bu fiyatlar karşısında ürününü sattığı zaman maliyetinin üzerinde bir kazanç sağlayamıyorsa kendine yetecek kadar, o zaman üretimini daraltacak demektir. Üretimini daralttığı zaman rekolte yani ürün miktarı düşecek. Ya da girdileri gereğinden daha az kullanacak. Daha az gübre atacak, daha az ilaçlı mücadele yapacak. O zaman da yine rekolte düşecek. Rekolte düşerse ne olur? Üretim miktarı düşerse fiyatlar yükselir. Dolayısıyla halkımız bu fiyatlarla yeteri kadar kaliteli ve iyi bir şekilde beslenemeyebilir. İyi beslenmediği, doğru beslenmediği zaman karşımıza çıkacak sorun neydi? Bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesiydi. O zaman da hastalıklara açık bir vücutla, sadece ilaçla karşılayabilir miyiz acabasına dönecektik. Yani karşılayamayız maalesef. Evet, evet. Hatta aşı üzerinde tartışmalar oluyor biliyorsun. Diyorlar ki aşı çözüm olmayabilir, tek başına çözüm olmayabilir. Evet.
Hatta bu sene hazırlanan aşı gelecek sene için uygun bir aşı olmayabilir. Evet. Ve bu kadar çok insana yeterince aşıyı bulup aşılamak da mümkün olmayabilir. Zaten koronavirüs ilk çıktığı günden beri doktorlar da sürekli söylüyor. En önemli şey bağışıklık sisteminin güçlü olması. Evet. Bu hastalığa karşı direnebilmek diye. Evet. Yani dediğimiz gibi en iyisi en doğru şekilde ve sağlıklı şekilde beslenmek. Doğru ve sağlıklı şekilde beslenmek, doğru ve sağlıklı ürünü üretebilmek. Tabii ki. O ürün üretilmediği takdirde siz istediğiniz kadar içinde yoksa sağlıklı beslenme yok. Evet. Dışarıdan hiçbir besinde yeterli gelmez. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben ufak bir şey ilave edeyim Ayşegül Hanım. Şimdi biz sadece sağlıklı beslenme olarak düşünüyoruz. Demin mesela bağışıklık sistemimizde kanın çok önemli olduğunu söyledik. Özellikle kanın akımımızı artırmamız için, yani kandaki hücrelerimizi artırmamız için sadece beslenme değil, beslenme haricinde harekete ihtiyacımız var. Hı-hı. Besinleri seviyorum, sevmiyorum diye ayırmadan bütün besinleri tüketmeye ihtiyacımız var. Ve Engin Hoca'nızın dediği gibi sevilmeyen besin yok, düzgün pişirilmeyen gıda var. Bunları unutmadan bütün besinlerimizden, özellikle mesela baharatlardan, zerdeçal gibi, işte zencefil gibi bu dönemde bazı bitki çaylarından ada çayı, kuşburnu, kekik gibi karışımlar yaparak küçük şeylerden, çünkü ada çayı boğazdaki enfeksiyonları engelliyor. Bu gibi küçük sağlığımıza ilaveler yaparak daha sağlıklı kalmamız ve bağışıklığımızı güçlü tutmamız mümkün olacaktır. Hastalıklardan bu şekilde korunabiliriz. Evet. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim ikinize. Biz de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz tüm grubunuza. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.